Merhaba arkadaşlar. Yine coğrafyada efsane beşli dediğimiz serimizde 10. videomuzda devam ediyoruz. Tabii içeriğimiz kamu personeli seçme sınavına ait bir içeriktir arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Tabii daha öncesinde yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Serimizdeki önceki videolara ulaşmak için oynatma listesine bakabilirsiniz. Türkiye'deki otoyolların yakın bir geçmişe sahip oluşu, yolların modern olmasında büyük bir etkendir. İlk açılan otoyol 1973'te tamamlanan İstanbul 1. Çevre Yolu'dur. Türkiye'deki otoyollar 2020 sonu itibariyle 3523 kilometrelik toplam uzunluğa sahiptir. İnşa halinde bulunan otoyolların toplam uzunluğu 244 kilometredir. Ülkemizde aşağıdaki illerden hangisine otoyolla ulaşım mümkün değildir? Ki Türkiye'de baktığımızda özellikle son açılan otoyollardan da birisi arkadaşlar İstanbul-İzmir otobanıydı. Tabii daha önce İzmir-Çeşme arasında bir otobanımız vardı. Bunun yanında Sakarya ki Ankara'dan başlayıp Edirne'ye kadar devam eden otoyolumuz Sakarya'dan da geçiyor. Ama Samsun'da böyle bir otoyol söz konusu değil arkadaşlar. Gaziantep'te yine Güneydoğu Anadolu kısmında var. Niğde'de var arkadaşlar. Ve hemen şu kısımda doğru cevabımız C şıkkı oldu. Türkiye'nin 2020 sonu itibariyle kırmızı renkte gösterilenler otoyolların aktif olduğu alanlar. Yine burada mor ile gösterilenler ihale aşamasında, sarıyla ya da turuncuya yakın rengimizde gösterilenler bu kısımda yapımı devam eden yollar arasında yer alıyor. Burada arkadaşlar Edirne'den başlayıp yine Ankara'ya kadar Ankara'dan bir bağlantı sağlandı en son açılan kısımda Niğde. Niğde'den arkadaşlar Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye yine Gaziantep, Şanlıurfa'ya kadar uzanan bir otoyolumuz söz konusu. Yine bunun yanında İstanbul İzmir otobanı da açılmıştı biliyorsunuz. İzmir Çeşme otobanı zaten daha önce vardı. Aydın'a giden bir otoban yine söz konusu. Ki burada arkadaşlar bu 2020 sonu itibariyle güncel haritamız. Sıradaki sorumuza baktığımızda RORO, Roll On, Roll Off kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşmaktadır. Tekerlekli araçların gemilerle bir yerden bir yere nakledilebilmesini ifade etmektedir. Bu tarz yükleri taşıyan gemilere RORO gemileri, bu tip taşımacılığa da RORO taşımacılığı denilmektedir. Buna göre aşağıdaki limanların hangisinde uluslararası araç taşımacılığı ilk olarak başlamıştır? Türkiye'de ilk olarak başlayan uluslararası hat Haydarpaşa, Trieste, İtalya'ya olmuştur. Ve diğerleri de daha sonra tabii bunları izlemiştir arkadaşlar. Şu an uluslararası taşımacılıkta baktığımızda özellikle Trabzon, Soşi, bunun yanında Samsun, Novoroski, yine Zonguldak, Skadovs ve yine Pendik, Tekirdağ, Çeşme, Mersin'den Marsilya, Trieste gibi alanlara bu tür hat taşımacılığı söz konusu olmaktadır. Sıradaki sorumuzda ülkemizde bazı boru hatları ile petrol taşınırken bazıları ile doğalgaz taşınmaktadır. Buna göre aşağıdaki boru hatlarından hangisinde farklı bir enerji kaynağı taşınmaktadır? Bakü Tiflis Ceyhan, BTC dediğimiz petrol. Irak Türkiye ki Kerkük yumurtalık kısmında petrol. Batman 4 yol petrol. Bakü Tiflis Erzurum arkadaşlar doğalgaz. Ceyhan Kırıkkale yine petrol taşımacılığının yapıldığı bir boru hattıdır. Burada doğru cevabımız D şıkkı oldu. Türkiye içerisinde Ceyhan Kırıkkale, Batman 4 yol, yine uluslararası özellikte olan Bakü Tiflis Ceyhan ve Irak Türkiye hatlarında petrol taşındığını söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda Avlan Gölü Antalya'nın güneybatısında Elmalı Ovası yakında yer almaktadır. Bu göl 1975 yılından sonra kurutulmuştur. Bu gölün kurutulmasıyla birlikte yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmiştir? Ki etrafta arkadaşlar göller nemlilik sağlıyor ve bu ılıman koşulları o çevrede tabii ki çok büyük alanlarda değil ılıman koşulları sağlıyor ama bunun kurutulmasıyla birlikte yerini karasallık daha da arttırıyor da karasal koşullar alabiliyor. Çevredeki taban su seviyesi düşebiliyor ki yeraltı suları azalıyor. Ama burada su kuşlarının popülasyonu artış değil azalış gösteriyor arkadaşlar. Çünkü oradaki su kaynaklarını kurutunca bunlar da olumsuz etkileniyor. O yüzden burada 1 ve 2 yani C şıkkı doğru cevabımız olarak değerlendirilebilir. Sıradaki sorumuzda ise yukarıda verilenlerden hangileri Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Anadolu Projesi için ortak hedeflerdendir? Bölge dışına olan göçleri azaltmak her projede geçerli. Bunun yanında işsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak her projede geçerli. Diğer bölgelerle aradaki seviye farkını, gelişmişlik seviye farkını ki eğitim, sağlık gibi birçok alanlarda farkı ne yapmak? En aza indirgemek. Bunun yanında doğal ve beşeri kaynakları kullanarak o bölgenin gelişimini sağlamak. Ki burada üçünü de dikkate almak mümkündür. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.
Evet arkadaşlar, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.